Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, Ajanda programıyla karşınızdayım. Ben Tekin Naşap. Yine günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Ajanda programında yine günün gelişmelerini aktaracağız sizlere. Bugün salıydı sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Her salı olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu hükümete yüklendi. Patlayan bombalarla ilgili araştırma önergesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiğini, fakat AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin buna sıcak bakmadığına vurgu yaptı. Ve bir canlı bomba 33 çocuğumuzu aramızdan alıyor. Konuyu büyük bir duyarlılıkla izledik. Ve hemen arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatildeydi o ara, olağanüstü toplanması için çağrıda bulunduk. Dilekçelerimizi verdik. Olayı soruşturalım, olayı araştıralım. Çocuklarımız hayatını kaybetti. Kimin kusuru var, kimin kabahati var? Bu yasama organı bunu ortaya çıkarsın dedik. Ama bu gerçekleşmedi. AKP'nin ve MHP'nin milletvekilleri parlamentonun olağanüstü toplanması ve karar almasına uygun bakmadılar ve red oyu kullandılar. Ve toplanmadı. Şimdi ben annelere sesleniyorum. Babalara sesleniyorum. Sizin seçtiğiniz milletvekilleri, parlamentoya gönderdiğiniz milletvekilleri, sizin dertlerinizi çözmek için mecliste toplanmayacaklar da Allah aşkına ne için toplanacaklar? Ne için toplanacaklar? 33 çocuğumuz. 33 çocuğumuz hayatını kaybediyor. Bir terör eylemi sonunda hayatını kaybediyor. Bu olaya Türkiye Büyük Millet Meclisi duyarlılık göstermeyecek de hangi olaya duyarlılık gösterecek? İçimiz kan ağlıyor. Gerçekten kan ağlıyor. Yasama organı, özellikle AKP milletvekilleri, sizlere sesleniyorum. Oy aldınız geldiniz. Özgür iradenizi kullanın. Herhangi bir çocuğumuz, kim olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, herhangi bir çocuğumuzun burnu kanamasın istiyoruz. Bizim gösterdiğimiz duyarlılığı siz de gösterin. Parlamentoyu daha güzel çalıştıralım. Sorunlara eğilelim. Eğer bunları yapmayacaksak bu parlamentoda ne işimiz var? Ne işimiz var? Efendim nasıl olsa gelirim, maaşımı da alırım, durumum da iyi, milletvekilliği oyununu oynarım. Bu parlamento gazi parlamentodur diyoruz. Kurucu parlamentodur diyoruz bu meclise. O zaman gereğini yapalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısına da gündem aynıydı. Terörizmdi, terör olaylarıydı. Sayın Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamalarda, grubuna ve partililere yapmış olduğu açıklamalarda 1 Kasım'dan sonra AK Partililerin ülkeye huzur geleceğini, istikrar geleceğini söylemelerine, fakat 1 Kasım'dan sonra ülkenin bir kaos içerisine girdiğini söyledi. Muhterem milletvekilleri, 1 Kasım'da yapılan 26. dönem milletvekilliği genel seçiminin üzerinden 45 güne yakın bir süre geçmiştir. Başbakan, AKP'li yöneticiler ve havuz medyası ağız birliği etmiş gibi 1 Kasım'dan sonra huzurun geleceğini, siyasi belirsizliğin biteceğini söylüyorlardı. İstikrar ve güvenin yerleşeceğini iddia ediyorlardı. Dilinin ayarı kaçmış bazı AKP'liler ise şehitlerin gelmeyeceğini ileri sürüyorlardı. Maalesef hazin ve vahim sonuç ortadadır. 1 Kasım'dan bu yana 14 polisimiz, 15 Mehmet'imiz şehit edilmiştir. 20 Temmuz'dan bu tarafa kabaran bilanço ise korkunç boyutlara ulaşmıştır. Şu vereceğim rakamlara çok dikkat etmenizi istiyorum. Suruç'taki canlı bomba saldırısıyla başlayan terör eylemlerinde toplam 94 polisimiz,
119 Mehmet'imiz, 5 korucumuz şehit düşmüştür. Yani 218 aile yanmış, yıkılmıştır. 9 Aralık günü Diyarbakır Kurşunlu Camii bahçesinde PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha ederken başından vurularak şehit edilen Ankaralı polis memuru Haydar Çetin'in 6 yaşındaki oğlu Eymen'in sözleri hepimizi derinden sarsmıştır. Eymen yaşlı gözlerle babasının bayrağı sarılı tabutuna uzun uzun bakmış, gören ve vicdanı olan her insanın ciğerini dağlamıştır. Şimdi şu sözlere bakınız. Keşke son bir kez daha görseydim anne. Babam cennete mi gidecek? Anne sen gitme, ne olur? 6 yaşındaki bir çocuğa böylesi bir travma yaşatmaya kimsenin ne hakkı vardır? Cumhuriyet Halk Partili Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan bu sabah İçel TV'de yayınlanan manşet programının canlı yayın konuğu oldu. Sayın Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Bunu tabii benim belediyeden öncesi, 12 Eylül'den öncesi bakanlıklarda üst düzey idarecilik görevlerim oldu genç yaşta. Bakan danışmanlığı, genel müdür yardımcısı. Arkasından 24 sene gibi uzun süre farklı siyasi partiler olmasına karşın aralıksız başkan yardımcılığı yapmam. Olumlu bir etken oldu buna. Yani belediyecilik konusunda eksikler, fazlalar nedir? Yanında çalıştığım başkanların elbette hepsinin kendine göre artıları vardı ama eksileri de vardı. Ben o birlikte çalıştığım belediye başkanlarının hep tabii artı yönlerini, pozitif yönlerini alarak bir sentezleme yaptım. Şeffaflık diyoruz. Gidin şimdi Mezitli'nin birçok yerinde bizim her ayki gelir ve giderlerinizi 24 saat görebilirsiniz ışıklı panolarda. Şöyle söyleyeyim, yani belediyeciliğin tabii birçok yönü var biliyorsunuz. Bir tanesi bu. Hizmetler yönünden, yani yol, asfalt, işte kaldırım, kanalizasyondur, park bahçelerdir, spor sahaları gibi. Bu evet. Olmazsa olmazımız. Her belediye bir şekilde bu konuda bir çalışmalar yapıyor tabii ki. Biz de elimizden geldiğince bu konuda çalışma yaptık. Tüm mahallelere eşit şekilde hizmette yapıyoruz. Kimi büyük şehirden kaynaklanan tabii aksamalar olabiliyor. Bunu da şikayet konusu yapmıyorum. Giderileceğine ben inanıyorum büyük şehirden kaynaklananların. Bu bir taraftan tabii ki yapılacak, yapılır. Evet. Diğer taraftan kenti tanıtmak önemli aslında. Bu çok önemli bir olay. O kentinizi sizin Türkiye'de ve dünyada tanıtmanız gerekiyor. Bunların en önemli araçlarından birisi de işte sizin mensubu olduğunuz medya grubu gibi medya aracılığıyla ulusal basın, yerel basın, ulusal görsel basın aracılığıyla. Biz bunu Mezitli'de bunu da gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de ve hatta artık yabancı ülkelere, yabancı uluslararası kuruluşlara üye olmaya başladık. Birkaç yerde ödül verildi bize. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen de verildi. Sağlıklı Kentler Birliği tarafından verildi. Yaptığımız çalışmalardan dolayı Mezitli'nin adını Plastik İhracatçılar Birliği, geri dönüşen plastiklerden köpek evi, kedevi yapıldığı için biz bunu kazandırdık topluma, hayvanseverlere. Spor okullarımızda bütün 10 dalda farklı spor dallarıyla çocuklarımıza, sanat evlerimizde 20 kadar sanatsal faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ama bunların bir taraftan da tabii alt yapısını da yapma çalışmalarımız başladı. Belediyenin tabii teknik altyapısına fazla değinmek istemiyorum. O zaman zaman belediyeler görürsünüz, billboardlarda da yazarlar. Şu kadar metrekare asfalt yaptık, evet, evet. Şu kadar metre kaldırım yaptık. Bunun vatandaş açısından evet. Bir anlamı olduğunu ben inanmıyorum. Ve hiç bizim de böyle bir duyurumuz da olmadı. Çünkü ben 85 bin ton desem ne anlayacak vatandaş orada, ne onun için anlamayacak anlamında söylemiyorum bunu. Yani onu enterese etmiyor bu. Doğru. 85 bin ton asfalt yapmanız sizin. Evinin önü asfalt mı değil mi ona bakar o. Çukur mu değil mi ona bakar. Siz istediğiniz kadar o rakamları büyütseniz de, abartsanız da, yazsanız da billboardlara bunun hiçbir anlamı yok. Zaten o sizin göreviniz. Asıl görev yani. Ben hep her zaman evet, kaldırım için de aynı evet. Şekilde. Yani ne kadar kaldırım yaparız o zaten sizin göreviniz. Kendisinin evinin önündeki kaldırım yapılmamışsa
sizin yaptığınız tüm o hizmetler onun için önemli değildir. Bunlar olacaktır, eksikler olacaktır. Bunlar üzerine dediğim gibi çok fazla durmak istemiyorum. Tabii ki yapıyoruz biz bunları. Ama şu önemli mesela yeraltı dediğiniz zaman Mezitli için yeraltı tarihi zenginlik çok önemlidir. Çünkü tarih olan bir yer, kültürel zenginliği olan bir yer Mezitli. Bir Pompei polis Pompei var, polis, Soli evet. var biliyorsunuz. Hala Akdeniz'deki kalıntısı olan tek liman, antik liman Mezitli'de. Evet. Ve dünya bunu duyacaktır bu antik liman ortaya çıktığı zaman. Pompei polis sütunlarından itibaren denize kadar açılması gerekiyor buranın. Pompei polis hala ortaya çıkmadı. Hala orada Aratos diye bir uzay bilimcisi, matematikçinin mezarı var. O ortaya çıkarılmış değil. O kadar çok yapacağımız şey var ki Mezitli zaten biliyorsunuz tümüyle geçmişteki 6000-7000 yıllık geçmişe dayanan bir tarihin üzerine oturmuş. Maalesef bu imar hareketleriyle yanlış planlamalar sonucunda bu Mezitli'de çoğu Türkiye'de kentlerde olduğu gibi yok edilmiş durumda. Evet. Artık kalanını korumaya çalışıyoruz. Birinci derece sit alanı olan yeri korumaya çalışıyoruz. O nedenle olayın omurgasından yakalamak gerekiyor kent yönetiminde burada. İşte yeşil alanlar konusu çok önemli. Herkes şikayet eder. Hükümet şimdi sanıyorum 6 aylık veya işte bir yıllık hangisinde birinde gördüm ben. Diyor ki 10 metrekarelik kişi başına düşen yeşil alanı 15 metrekareye. Evet. Nasıl aylık, olacak aylık. Yani bunu vatandaşa inandırabilir misiniz? Türkiye'de şu anda gerçek anlamda yeşil alan miktarı 4 metrekare olan kişi başına düşen 4,5 metrekare olan kent yeşil kenttir. Yani 4,5 metrekarede bile yeşil kent yani diye ilan ediyor. 10 metrekare yok, 7 metrekareydi geçmişte planlama yapılırken kişi başına düşen 7 metrekare yoktu. Siz daha 7 metrekare ulaşmamışken nasıl 15 metrekare? Bunlar tabii gerçekçi olmayan hedefler ve rakamlardır. Ve sevgili izleyicilerimiz, taşeron işçiler de duran adam eylemi yaptılar. Çünkü taşeronun verilen sözün yerine getirilmesini istediler ve bunu da duran adam eylemi gerçekleştirerek protesto ettiler. Bir tane imzanız yeterli. İmzanız. Bizler kamuda çalışan taşeron işçileriyiz. Hükümetin söz vermiş olduğu kadrodan tüm taşeron işçiler olarak bizler de faydalanmak istiyoruz. Temizlik, güvenlik, büro iş kollarının ayrılmasına karşıyız. Biz burada DİSK'in düzenlemiş olduğu tüm taşerona kampanyasına destek için geldik. İstiyoruz ki eşitlik, adalet, hukuk hepimiz için geçerli olsun. Biz AK Parti'ye oy veren insanlar olarak AK Parti'nin bizler için de güzel düzenlemeler yapmasını ve bu kadrodan bizlere de vermesini istiyoruz. Nasıl bir camide imam asıl müezzin yardımcıysa, ikisi de o camide kadrolu çalışıyorsa, bizler de asıl yardımcı ayrımı değil, kadrolu, kamu kurumunda kadrolu çalışmak istiyoruz. Başbakanımız söylediği gibi sözüne durmasını istiyoruz. Bazı işçiler arkadaşlarımıza kadro bazılarına ötekileştirme yapılmasını istemiyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşı, bu ülkeye vergi peşin veriyoruz. Adil davranmasını istiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, şu an sizlere bir haber aktaracağız ve bu haberde de aslında yardımlaşmanın ne kadar büyük bir önem arz ettiğini göstereceğiz. Mezitli Belediyesi tarafından tahsis edilen arazilerde vatandaşlar, gönüllüler ekiyorlar, biçiyorlar, yemek yapıp yoksulları doyuruyorlar. Gönüllüler pişiriyor, yoksullar doyuyor. Türkiye'de ilk bir uygulama. Başka Türkiye'de herhangi bir uygulama yok bu şekilde. Gönüllü arkadaşlarımız, 4 tane gönüllü arkadaş, hepsi toplam olarak 4 kişi. Bu arkadaşlar belediyeden hiçbir şey beklemeksizin, bir beklentileri olmadan, şu ana kadar belediyeden hiçbir yardım almadan, kendiliğinden burayı eskiden bozkır, ot içerisinde bir alanken
burayı gördüğünüz gibi çok çeşitli sebzelerin üretildiği bir mekan haline getirdiler. Burada şu anda ıspanaktan lahanaya kadar, kerevize kadar, soğanını, maydanozuyla her türlü aklınıza ne gelirse, geçmişte fasulye ürettiler, yine arkadaşlar domatesi üretiyorlar. Bu arkadaşlar bir taraftan kendileri rahat ediyor. Kahveye gitmiyor, başka yere gitmiyorlar. Burada zaman geçiriyorlar doğanın içerisinde. Diğer taraftan bir başka önemli tarafı daha var bunun. Farklı yönü. Ürettiklerini bizim belediyeye ait aşevine vermekteler. Aşevinde de oradaki yine gönüllü arkadaşlarımız, o gönüllü arkadaşlarımız da aşevinden dar gelirli, fakir, yardıma muhtaç olan insanlara orada vermiyorlar yemeği, evlerine götürüp veriyorlar. Belediyemizin tahsis etmiş olduğu bir özel araçla. Buradaki üretilen, gönüllülerin ürettikleri, yine gönüllülerin işlettiği aşeviyle dar gelirli gibi. Bu farklı bir konsept. Gerçekten övülecek bir konsept. Çünkü Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Yani bir taraftan gönüllü vatandaşlar çaba gösteriyor, belediyenin dışında üretimde bulunuyor. Ürettiklerini de dar gelirli vatandaşlara yemek olarak sunulmasına katkı sunuyorlar. Dar gelirli, aç yatağa giren insanlara belediye olarak yemek vermiş oluyor ve bu yemek maliyetini minimize ediyoruz. Aşevindeki yemeklerimiz de sadece gönüllülerin katkısıyla oluyor. Oraya da biz belediye olarak hiçbir maddi olarak bir desteğimiz olmamakta. Orada da çok teşekkür ediyorum ben arkadaşlarımıza, gerek buradaki gönüllülerimize, gerek aşevindeki gönüllülerimize. Göreve geldiğimden bu yana bu çarkı bu şekilde çalıştırıyoruz. Kısaca bir günlük yaşantıyı burada paylaşayım sizlerle. Sabah saat 7.30'da biz burada toplanıyoruz. Gönüllüler ekibi olarak. Şu anda 3 kişiyiz. Sabah görev bölümü yapılır. Bugün, bir gün önce buradaki yapılacak çalışmalar program haline dönüştürülür. Yarınki yapacağımız iş bellidir. Biz gönüllü olarak biz burada bu işi yapıyoruz. Kesinlikle belediyeden en ufak bir parasal anlamda bir şey beklentimiz yok. Evet. Çünkü gönül rahatlığıyla ürettiğimizi belediyemizin işte sosyal paylaşımın bir gerçeğini yansıtıyor. Burada ürettiğimizi gönüllülerin aş evinde yemeğe dönüştürülüp insanların orada aş evine gelip kapıda sıra bekleyip yemek alması tabii ki insanın gururunu biraz rencide edici ama başkanın bunu da düşünerekten o aş evine kimseyi getirtmiyor. Aş evinde yapılan yemekler doğru insanların evine kadar gidiyor. Ve programımızın sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ibadethaneleri yaptığı temizlik çalışmalarıyla sonlandıracağız sevgili izleyicilerimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan cami, cemevi ve kiliselerin temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Belediye Başkanı Burhan Tüp Kocamaz'ın talimatıyla kurulan temizlik ekipleri vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri her yerde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı temizlik ekipleri cami, cemevi ve kiliselerin temizlik işlerini gerçekleştirerek vatandaşların hijyenik ortamlarda ibadet etmelerini sağlıyor. Vakumlu süpürge, halı yıkama ve gül suyu makineleriyle kent geneline ibadethanelerin iç ve dış temizliği özenle gerçekleştiriliyor. Temizliğin ardından gül suyu sıkılan ibadethanelerde vatandaşlar huzur içinde ibadetlerini yerine getiriyor. Ekipler tarafından günlük temizlik faaliyet raporları tutulurken vatandaşların memnuniyetinin belirlenmesi adına da değerlendirme anketleri yapılıyor. Bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Tüp Kocamaz'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını da dile getiriyorlar. Evet, bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı tebrik ediyoruz ve ajanda programımızı da sonlandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.